Hoş geldin Erman'cığım. Birinci çekimimizde bayağı izlenme oldu. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Beğenen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Karar verdik, ikinciyi yapalım dedik. İnsanlar bizi de aradı. Gerçekten tebrik etti. Bildiğiniz gibi ben Mehmet Olcar. Mardinliyim. İzmir'de yaşıyorum. 40 yaşındayım. Güvercin merakım var bildiğiniz gibi. Öyle hoş geldinler diyorum. Hoş bulduk. Sana güzel sorular sormuştuk daha önce. Birkaç tane de farklı bu sefer soru hazırladım. Onlarla beraber geldim. Öncelikle şeyi merak ediyorum abi. İlk kuşçuluğa nasıl başladın? İlk güvercini nasıl aldın? Bize bunu anlatır mısın abi? İlk kuşçuluğa bir kardeşimiz vardı. Şu an Mardin'de yaşıyor kendisi. Kuafördü. Onunla tanıştık küçükken. 7 yaşındaydım ben. Okuldan çıkarken tanıştım. 7 yaşındaydık. Ondan sonra kuşu anlattı bana. Gidelim görelim gibisine. Evine gittik. Kuşları gördüm. Sevdim. Ondan sonra kuşçuluk maceramız başladı onunla. Arkadaş olduk. Kuş alemine girdik ondan sonra beraber. İlk bir tane güvercin aldık benle o. Çakmaklıydı. 50, o zaman mark vardı bizim dönemimizde. 50 marka aldık. 20 hafta çalıştık benle o. O kuaförde çalışıyordu. Ben lokantada çalışıyordum. 20 hafta aldığımız haftalığın bana düşen taksidini veriyordum. Ona düşen. Çakmaklıydı. İzlerken aldım. Yani çocukluğumdan beri şöyle bir şey diyeyim Erman kardeşime. Ben her zaman gittiğim yerlerde de kuş alırken bile izlerken alıyorum. Çünkü o kuşun hareketlerini görmem lazım. Onun için o çocukluğumdan beri o huy var bende. Ondan sonra 20 hafta boyunca bir çalıştık, o kuşu aldık. Kuşta da hafif biraz sallabaşlık vardı. Ondan sonra o kuşu iyileştirdik. Nasıl iyileştirdik? Sarımsak veriyorduk her gün kuşa. Şöyle tüylerini falan yoluyorduk. Ondan sonra biliyorsun burada siyah bir nokta oluyor kafa yapısında. Kan siyahlaşıyor. Onu böyle deliyorduk. Ondan sonra kuşu kanadını kuyruğunu almıştık. İzledikten sonra biraz sallabaşlık vardı kuşta. Kuşu düzelttik, ondan sonra uçurmaya başladık. Bize satan sahibi geldi, bizden istedi kuşu. Bize 100 mark verdi, peşin verdi, biz vermedik. O dedik, yok kardeşim biz bu kuşu çok seviyoruz. Yani iyi kuş bulmuşuz dedik, vermedik. Yani ilk maceramız ondan başladı. Tabii ki şeyden de aldık. Yani o kadar profesyonel şey değildik. Eskiden kardeşime şunu söyleyeyim. Mardin'de telde satılan kuşlar bile iyiydi. Çünkü kötü kuş yok. Telden alıyorduk kuşlarla kuşu, getiriyorduk, uçuruyorduk. Şimdiki kuşlardan daha çok üstündü. Çünkü insanlar gerçekten iyilerine hizmet ediyorlar. Bir de farklı şeyi yoktu yani. Hani insanlar bunu farklı amaçlar için kullanmıyordu. Adam kötü kuş olduğu zaman gözyaşına bakmıyordu, hemen veriyordu. Ama şimdi kuş taklasız indiği zaman ya diyor belki bunun yavrusu inmez. Belki bunun amcası inmez. Öyle bir dünya yok. Kuşun ırkında ne varsa o var. Taklacı güvercin neden takla atar? Ve bunların içerisinden bazı takla atan soylardan gelen kuşların sökülmediği, takla atılmadığı söyleniyor. Bu sökülmeyen kuşlar damızlık olarak kullanılabilir mi? Şimdi onu biz Mardin'de yapıyorduk. Doğrusunu istersen sökülmeyen dişiyi böyle bir sene boyunca uçurduğumuz hani taklaya yelkelenmeyen ya da atıyorum bir taklada kalanları biz onun damarını bilmek şartıyla. Yani gidip pazardan da alsak hiç taklanın kuşun geninde takla şeyi yoksa gidip damızlık yapmaya da gerek yok. Bildiğimiz geni, bildiğimiz damarı sökülmeyen dişiyi çok tutar. Hemen damızlık yaparız. Yani uçuruyoruz bir sene boyunca sökülmüyor kuş. Onun altından gelen yavru mükemmel oynar. Bir de bizim Mardin'de de böyle bir kuşu daha tutardık dişi olarak. Onu da anlatayım. Çift dönen dişiyi severdik. Yani uçurduğun zaman kuş aşağı doğru çift dönüyor ya. O dişiyi de severdik. Damızlık yapardık. Altından gelen yavrular çok güzel oynardı. Bizim Mardin yöresinde böyle bir inancımız var. Ve bundan da çok iyi kuşlar tutar. Taklacı güvercinler özellikle hangi hastalıklara dirençli veya hangilerine zayıf, çabuk hastalanıyor, hangi hastalıklara yakalanıyor? Bunların hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi genellikle biliyorsun salmonella diye bir hastalık var ve bu hastalığına yakalanıyor. Camiada şöyle bir sistem var, insanlarda da bu sistem var.
hastalanmadan kimse ilaç kullanmaz. Doğru mu kardeşim? Şimdi biz bu kuşlara vitaminini düzgün versek, atıyorum belirli haftalarda bu bit için bütün ilaçlarını yapsak, aşılarını yapsak, bu kuşlar hastalanmaz. Yani hastalandığı zaman da atlatma süreci çok rahat olur. Ama biz ne yapıyoruz? Kuşu öylesine kuş olsun diye besliyoruz. Hastalandıktan sonra da en iyi kuşumuz da hastalanıyor. Ona elimiz gitmiyor. Yani çekemiyoruz içinden. Ya diyoruz en iyisi budur. Bu yaşasın, hepsi ölsün. Halbuki başta o kuş ölüyor. Ondan sonra hepsinden bir tane iki tane kalıyor. Sonra diyoruz ki keşke. Sonra gidip hemen ilaç getiriyoruz, veriyoruz. Bu sefer kuşu daha dengesini bozuyoruz. Onun için bu kuşların vitaminlerini, aşılarını yapmamız şart. Çünkü şu an biliyorsun aşıda çok iyi yerlere gelmiş dünyada. 4 karma dedikleri, 3 karma dedikleri ben yılda bir kere yapıyorum. Çiçek hastalığı, ne veba hastalığı hepsi şu an yok olmuş gibi bir şey. Onun için kuş besleyen adam, iyi kuşları olan insan bir veteriner, bir dostu, bir arkadaşı olması lazım. Bir de YouTube'larda bunları yapan arkadaşlarımız var. Gerçekten ben izliyorum. Dedikleri şeylere katılıyorum. Bizim dönemimizde Erman, biz ne kullanırdık kuşlara? Yani şimdi belki insanlar diyecek ki ya bu ne diyor? Mesela biz nar kabuğunu yazın kuruturduk, kışın da sularına koyardık. Biliyorsun nar kabuğu, tetra ilacı da nar kabuğundan olur. Bir de tetra verirdik, bir de haftada bir günde limon verirdik. Çiçek olurdu kuşlarımızda, bildiğin ayakkabı boyası yok mu? Onu sürerdik. Bizim zamanımızda ilaç milaç öyle bir imkanımız yok. Buydu kullandığımız bütün ilaç. Tabii aşı var. Mesela veba hastalığı var. Bir arkadaşımız getiriyor Vedat diye. Hollandalı, lakabı Hollandalı. Ben geçen sefer gittim Ramazan abinin orada bir tane dişi gördüm. Baktım kafayı uzatmış. Biliyorsun o vebadır. O ölecek yani. Ben hemen suya gittim, koştum, suyu tuttum. Ramazan abi dedi ne yapıyorsun? Ya dedim abi su içmesin bunu. Hepsini öldürecek. Ben dedi o ilacı yapmışım içinde. 3 gün sonra gittim baktım kuş uçuyor. Öyle ilaçlar. Onun için insanlar kuşlarının düzgün aşısını yapsın, ilaçlarını yapsın, hastalanmadan. Bu oyun kuşunda bazen kalktığı yere inmemezlik oluyor. Kuş neden oynadığı yere, kalktığı yere inmez? Bunun evet. Sebebi nedir? Nasıl düzeltebiliriz? Şimdi onu ben ilk önce bütün arkadaşlarla röportaj yapmışsın. Onu ben sana böyle tam olarak anlatayım kardeşime. Şimdi bir kuş yerine hakim değilse, diyelim ki ben burada bir kuş uçurdum. 20-30 sefer yapıyor. Ama inişe geldiği zaman başka yere iniyor. Öyle diyelim. Yani her kuş değil. Bazı kuş var 10 dakika gezer gider başka yere düşer. Onu ayıralım. Kuş 20-30 sefer buraya oyun yapıyor ama inişe geldiği zaman buraya inemiyor. Gidiyor başka yere iniyor. O neden oluyor biliyor musun? Bir kuşun kanında boş inen kuş var. Yani düz inen kuş var. Onu sen dolu bir erkeğe taktığın zaman o kuş zorlanıyor. Zorlanıyor. Ya boş inecek ya da buraya inemeyecek. İkisinin arasını bulamıyor. Ondan sonra gider oraya taklalı iner ama düzeldikten sonra gelirse, oyunu yerine alışırsa düz iner. Bir de öyle kuşlar var, kapıyı açtığın zaman onlara inemedikleri için gelir direkt içeride, içeride de takla atar. Bunu deneyen arkadaşlarımız var, deneyen abilerimiz var. Kümesin içine mi giriyor? Tabii kümesin içine girer ama mesela burası gibi bir yere girer, burası büyüktür. Orada da takla atar ama yerine inemez. Peki yarışmada o sayılır mı? Eleniyor. Elenir mi? Ama onun kanında... Ama kümesin içinde vurdu taklayı. Ama olsun, o eleniyor. Onun kanında... Boşluk var. Onun için bak ben bunu sen oraya not al. Bu röportajımda sana söylüyorum. Çünkü ben çok şeyler söyledim. Bazı arkadaşlar kendilerine mal etsinler. İyi bilgi edilecekse, bizi takip eden dostlarımız, kardeşlerimiz bizden bilgi edecekse etsinler, sıkıntı yok. Ama iyi bilgi verin. Oyun kuşunda senin aradığın fizik yapısı nasıl olmalı? Ufak mı, iri mi, orta boy mu? Şimdi bunu da bu aralar biliyorsun gündem bu. Bir tanesi diyor kuş 10 santim olacak, bir tanesi diyor 50 santim olacak, bir tanesi diyor 40 santim olacak. Benim aradığım özellik içindeki kanı önemli. Yani şu an Türkiye'de diyelim Mardin'in kuşları iyidir. Doğru mu? Sen de biliyorsun. Mardin'i de biliyorsun. Mardin'in kuşları iyidir. Bunlar kötüdür diye kimse bir şey diyemez. Mesela bazı kuşlar var bizim Mardin'de. Mesela bizim siyahlarımız ve çikolatalarımız küçüktür. Yani bunu Mardin'de de araştırabilirsin. Ufaktırlar. Onların genleri öyle gelmiş. Aralarında büyük çıkıyor ama içinde de küçük kuşlar çıkıyor.
Küçük kuşu niye insanlar küçük kuş arıyor? Onların hesapladığı bu. Kuş ufaktır, istediğimiz her şeyi yapar. Pratik diye. Pratiktir, istediğimiz her şeyi yapar. Rüzgar olduğu zaman kuş duramaz havada. Ya da o kuş çok pratik olduğu için hata yapabiliyor. Kuşun bünyesine göre kanadı. Yani doğru değil mi? Şimdi bir adam görüyorsun, 2 metredir. Kolu da 1,5 metredir. Ama bir adam görüyorsun 1,5 metredir. Kolu da 40 santim. Yani hiç mi o adamdan adam çıkmaz? Nice şöyle serbest konuşalım da ne mafyalar geldi Türkiye'de gitti. Hepsi 1,50 boyunda. Doğru mu? Ama bir adam da var 3,5 metredir. Bir faaliyeti yok. Yani budur böyle. Kuşçuluğun aradığım özellik nedir? Kanıdır. Çok iri kuşlar uçurdum. Hatta iri kuşu uçurduğun zaman, oynadığı zaman zevki çok farklı. Yani kuşun gelmesi, gitmesi, o rüzgarı tutması mükemmel oyun yapar. Küçük kuş her zaman pratiktir. Hızlı başlar, hızlı biter. Bunun alternatifi budur. Bu taklacı güvercinlerin %90'ı düz kuyruklu oluyor ama bazılarında bunların ayna kuyruk oluyor. Kanadında böyle bir iki tane beyaz oluyor. Şöyle yanağında, evet, sırtında lekeler beyaz oluyor. İşaret. Bu işaretlerin böyle bir şeyi var mı? Neyin işareti bunlar? Hani soydan gelen bir işaret mi? Saflık, evet, işareti mi? İyi oyun kuşunun işareti mi? Böyle iyi oyun kuşunun işareti oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Şimdi onu söyleyeyim kardeşime. Biz Mardin'de mesela mavileri beyaza takar. Altından ya düz beyaz atarlardı ya düz mavi atarlardı. Sas kanat, ayna kuyruk attıkları zaman Mardinler öyle kuşları sevmezdi. Ama bir oyun yaparlardı, akıllara zarar. Ne oynarlarsa oynasınlar adam diyor ki sas kanat değil. Yani sevmiyorlar. Anladın mı? Ama şu an Türkiye'de onu açtığımız için elimizdeki bütün güzel kuşları böyle onlar önem gösterdiler. Başkaları önem göstermediği için şu an bak benim kümesimde de ayna kuyruk var. Ama şu ayna kuyruğu mesela bütün 7 ceddinden bazen veriyor. Bazen yarım ayna kuyruğu veriyor. Ama işaretleri çok güzel. Stili, oynama şekli, her şey çok güzel. Bazılarında da kan çok sert geldiği için kanadına verir. Yani bir tane kanadında bir tane beyaz olur. Sana birazdan göstereceğim var bende benim mavilerimden. Onları kırdığın zaman yani çok güzel oynayacak diye bir işaret var onda. Ama bazı insanlar da yani ne yaparsa yapsın sas kanatları beslemem. Bizde de o öyle bilinir Mardin'de. Uzun süre iç içe eşleme ile üretilen kuşlarda ne gibi sonuçlar oluşuyor? İyi kötü olarak, taklacı özelliği olarak, hani fiziksel olarak ve oyun olarak kuşlarda bir problemler yaşanıyor mu? Devamlı iç içe girilirse. Yaşanıyor, yaşanıyor. Mesela benim beyazlarım 18 yıldır ben hizmet veriyorum bu kuşlara. Ne gibi sıkıntılar yaşadım? Kendimden söyleyeyim. Yani insan ilk önce yaptığı şeyi, yaşadığı şeyi değil, anlatılan şeyi anlatmaması lazım. Yaşadığı şeyi anlatması lazım. Benim kuşlarımda fizik yapıları küçülmeye başladı beyazlarımda. Hep aynı kana girdiğim için. Ondan sonra normalde dişiler fazla döner kuşların arkından. Bu sefer benim erkekler daha fazla döndü. Dişiler az taklalı oldu. Niye? Çünkü kuşlar birbirlerine girdikleri için. Normalde 5 yılda bir tane kuş girmeniz lazım kuşlar. 5 yılda da giremezseniz 10 yılda bir girin. Yani girilmesi lazım. Çünkü bu kan öyle bir ağırlaşıyor ki kuşun takla sistemine yansıyor, fizik yapısına yansıyor, uçum süresine yansıyor, her şeyine yansıyor. Ben dişi kuşu giriyorum kuşlarıma. Bir de ben kuşu girerken de bunu da senin burada söyleyeyim, ilk defa söylüyorum. Bir tane kuş girdiğim zaman o kuşu bütün kuşlarıma bulaştırmıyorum. Mesela beyazıma bir dişi girdim değil mi? Onun altından gelen yavruları uçuruyorum. Eğer istediğimi yapıyorlarsa o dişiyle kenara alıyorum. Onu öbür kuşlarıma girmiyor. Onun yavrularını söktüğüm, beğendiğim yavruları bu sefer öbür öz beyazlarıma giriyorum. Gördüğün yani evet. Bunun gayesi ne? Benim kuşumu bir kuşla eşleştirdiğim zaman %50 kan oluyor. Doğru mu? Ama o kuşun bir kanı benim kuşum olduğu için %75'ini kendi kuşumu bırak. Ondan sonra iç içe girdiğim zaman belirli bir zamandan sonra o girdiğim dişiden %10 kalıyor benim kuşlarımda. Benim kuşumu rahatlatması için onu yapıyor. Aynen. Gene de bir soya farklı bir ırk girdiği tabii için. Tabii ama belirli bir 5 sene sonra
%10 kalıyor. Ama bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Git diyoruz kuş, ye kuşuna. Gidiyor 6 tane dişi alıyor. Kaç 6 tane erkeği var hepsini koyuyor. Ondan sonra diyor ya benim kuşlarım bozuldu. Ama sen bunun altından kuş uçurmadın. Nasıl bir kuş oldu? Belki o kuş da tutmadı. Yani onu çıkarabilirsin ya. Çoğu kardeşlerimizin, abilerimizin gerçekten iyi kuşları vardı. Sırf soyu üretsinler diye, rahatlasınlar diye çok kuşları bozdu. Bu da, buna da izleyen kardeşlerimiz, abilerimiz önemli dinlesinler. Bir tane kuş uçuruyoruz. Kuş oyuna geliyor ama istenilen alçaklığa, bu 2 metre 3 metreye gelmiyor. 4-5 metre yukarıda patlıyor. Oyununa yukarıda sökülüyor. Evet. Bu kuşun aşağı indirmek için uyguladığın bir metot, yöntem var mı? Tabii. Şimdi eğer bu yavruysa, yavru bir kuşsa biz bunu uçuruyoruz. Mesela atıyorum şimdi biliyorsun yani tamam yem kısmı da olur ama yem kısmıyla demek ki yarın öbür gün kuşu tok uçurduğun zaman aynı yerde mi uçar? Yok öyle bir şey yok. Mesela biz erkekleri eşleştiririz. Dişinin yanından kaldırır. Ama normal toklu yani böyle nasıl her gün uçuruyorsa kaldırırız, bir de başka kuş bırakmayız dışarıda. O dişiyi tek bırakırız. Ondan sonra kuş ne yapar? Gider kanadını çarpar, dişisini görür, kapatır. Yavaş yavaş ondan sonra istediğimiz mesafeye gelir. Burada da bir şey daha söylemek istiyorum. O kuşun kanında varsa indirebilir. Kanında yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kuşçular birleşelim, toplantı yapalım, indiremeyiz. Çünkü bunun kanında olması lazım. Ha, bizim yaptığımız sistem bu. Dişiyi soracak olursam mesela dişiyi oyuna koyarız. Dişi diyelim ki 5-6 metreden sarar. Bizim Mardin usulü. Bunu anlatıyorum sana. Kuşu da uçururuz. 2 saat uçar. 20 sefer yapar ama aynı olduğu yerde yapar. Biz onu ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen kesiyoruz kanadını, kuyruğunu. Ondan sonra ekede çıkarıp uçuruyoruz. Ekede çıkardığımız zaman kuş daha bilinçli. O zaman ne yapıyor kuş? Top etme dediğiniz olay. Evet, top etme olayı. Ondan sonra kuş biraz daha yiyor. Bak Erman, kardeşime bir şey söyleyeyim. Yavru eke arasında çok fark. Şimdi Türkiye'de herkes bir yavruyu tutturmuş gidiyor. 10 oyununu görüyor, 15 oyununu görüyor. Ondan sonra diyor ki bu iyidir, ben damızlık yapayım. Ondan sonra onun altından yavru alıyor. Sonra diyor abi ben diyor ya bu kuşun annesi güzel oynuyordu da. Bu kuş güzel oynamıyor. Şimdi sen bir kuşun sonucuna gitmesen zaten iyisini kötüsünü bulamazsın. Onun için biz dişiyi dediğim gibi top ediyorduk. Toptan sonra dişi daha akıllı oluyor. Yani bir bayan oluyor. Şimdi bir genç kız ne yapar? Sokakta giderken sakız da çiğler. Ama bir evli kadın ne yapar? Sokakta girdiği zaman kafasını önüne eğer yürür gider. Bu. Sefere gelen kuşun ayak açıklığı, bakış açısı nasıl olmalıdır? Önemli midir? Çok önemli. Hatta kuşçulukta en önemli bu sorduğun sorudur. Şimdi kuş sefere girdiği zaman, sefere kapattığı zaman kuşun kafa yapısı hep yukarıda olacak. Yukarıya bakacak. O kafası şöyle yukarıya bak. Ayaklarını geldiği gibi göstermemesi lazım. Göstermeyecek, ayaklarını şöyle önüne alacak. Ondan sonra pratik halde yukarıya baktığı için gider. Bazı kuşlar var. Aşağı bakan kuş ne yapar? Yukarıda ne olduğunu bilmez. Ya aşağı bakar yani. Aşağıya bakar yani takla atar, kaldırır kendini, ayağını salar, hata yap. Ama kuş gelişine geldiği gibi... Mesela bizim gündemimizde Türkiye'de bundan 4 sene önce bir furya vardı, atımlı kuş. Mesela atımlı kuş. Yani kuş diyelim ki şu dağdan atlayacak buraya gelecek. Herkes o kuşların peşinden gitti. Hepsi elediler. Niye elediler? Çünkü hatalı kuş. Şimdi kısa mesafeden hedefine giren kuş kafa yapısını kaldırdığı zaman, kafayı kaldırdığı zaman, ayaklarını topladığı zaman biz ne besliyoruz? Seferli kuş. Anladın mı kardeşim? Kafayı toparlayıp yürüdüğü zaman bizim aradığımız özellik bu. Yoksa kuş gelecek 3000 kilometreden atladı, geldi tabanı vurdu yere düştü. Ne anladık? Biz o heyecanı o kadar yaşattırdı, geldi ısıran yaptık. O öyle kuş olmaz. Kafa yapısı hep yukarıda olacak. Kuş uçuruyorsun, kalabalık bir izleyici geldi. Evet. Bu kalabalık izleyici kuşa etkisi olur mu?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim, benim kuşlarımda etkisi oldu. Çünkü benim kuşlarım hedefçi. Ama bazı kardeşlerimizin yanına gittiğimiz zaman oluyor. Mesela gidiyoruz 20 kişi. Sağ olsunlar da izleyiciler de çok anlayışlıdırlar. Tam o sefere gelecek telefonu alıp gidiyor, hedefin orada duruyor. Gel kardeşim buraya. Tamam ya diyor, ne oldu? Mesela kuş onu yadırgıyor. Ama benim kuşlarımda şöyle bir özellik var. Benim kuşlarım tam hedefçi olduğu için, yani 20 kişi de burada otursa kuşum gelir girer. Yani hedefinde olmadığın sürece, hedefi burasıysa, orada durma 20 kişi bir arada yan yana, girer o kuş. Girer herkesin içinden. Bunu da herkes görür. Yani İzmir'de yaşayan herkes görmüş. Benim o kuşlarım insanların burasından geçiyordu, çarpıyordu. Yani diyorlardı bunlar nedir ya, bunlar beyazlarımda bu özellik. Benim beslediğim beyazlarımda adam tanımaz diye bir kural da yok onlarda. Yani gelecek bir boşluk buldu mu girecek oraya. İyi kuş eğdiği zaman ez geçmiyor. Bak ez geçen kuş bozulmaya mahkum bir kuştur. Niye mahkumdur? Ez geçiyor ya, alışıyor. Her geldiğinde diyor ya bak ben sefer yapmadım. Gayet iyi devam ediyor. Bir daha geliyor diyor ben bir daha yapmadım. Sonra bir daha gelip yaptığı zaman valla diyor bu iş zordu. Keşke böyle bir daha geçseydim. Şimdi kuşlarda es geçme olayı olan kuşlar adam seçer. Es geçme olayı olmayan kuş hayatta insandan es geçmez. Taklacı kuşun kanat sesi nasıl olmalı? Bu kanat sesinin oyuna etkisi oluyor mu? Herkes ister ki kuşun kanat sesi en gür olsun. Doğru mu? Herkes ister. Kanat sesini istediğimiz gürlükte oyunu kaldırır. Oyun yapamaz. Şimdi çok sesli şamatalı bir kuşun gideceği mesafe 10-15 metredir. Çünkü her şeyiyle gidiyor. Bedeniyle gidiyor. Bir de şimdi bir moda olmuş kanat ucuyla. Kanat ucuyla giden kuş zaten kuştur. Yani öyle diyelim. Belki bazı arkadaşlarımız besliyor. Ama bedeniyle gittiği için sesi çok yüksek olan kuşun deparı kısa olur. Kanat sesi nasıl olmalı? Kanat sesi yani ortayla bir tık üstü olması lazım. Çok aşırı da iyi değil. Hani bunu söylediğin zaman hani kanat patlatmasından demiyorum. Yani kuşun oyun stili o kadar olur. 10 metre, 15 metre Sivas'ın kuşları çok sesli. Bunların en çok uzun giden kuşları kaç metre? 15 metre. Bilemedin arada 20 metre gider. Onlar da 5 saat uçarlar. 7-8 sefer yapıyorlar diye o kanat sesini kaldırabiliyorlar o oyunu. Onun için kanat sesi kulağa hoş gelen, makbuldür. Taklacı güvercinde paça yapısının önemi var mı? Musul kuşlarında daha küçük paçalılar var. Evet. Bu taklacı kuşları normal kuşlarda böyle yaprak paça dediğimiz evet. Normal kılıç paça paşa. Var. Bir de böyle hançerli böyle ön tırnağa evet. Geçen kuşlar da var. Hani evet. Bunların bir standartı var mı? Şimdi, her paça yoksa taklacı da olabilir mi? Yok, şimdi ben onu söyleyeyim. Mesela bizim yan tarafta benim kümesim var biliyorsun. Mehmet Aşkan'la beraber oturuyoruz. Mardin'den bir kardeşimden ön paça getirdim. Hani o katlamalı hançerli. Bir de kılıç paça ya arkaya dönen. Şimdi Mardin kuşlarımızda paça var. Anladın mı? Yani parmak ucunun tam şurasına kadar şöyle gelirdi. Ondan sonra böyle dönerdi. Bunlar paçalı olduğu için başka kılarla. Mesela Urfa'nın kuşuyla kırdılar. Bu sefer katlamalı öne indi. Yani biz insanlar biliyorsun hayvanın bütün genetik yapısıyla oynayan bir insanız. Onun için bu sefer öne eğilmeye başladı. Normalde bizim Mardin kuşu şöyle gelirdi. Susun parmağı yok mu? Oradan şöyle arkaya döner. Yani bazı kuşlar da vardı bizde. Boru paça derdik. Mesela sadece kuşun ayağının olduğu yer. Musul kuşlarında özellikle var. O. İşte o Mardin'de vardı. Eskiden bizde vardı. Biz ona boru paça derdik. Çıplak gibi derdik. Tam parmakların üzeri hepsi hiç yoktu. Ama orası vardı. Paça yapısı o kadar şey değildi. Kuşun önemli olan oynaması. Bütün Türkiye, bütün dünya bu oyun kuşu üzerinde çalışmalar yapıyor, iyisini üretmeye çalışıyor. İyi bir kuş üretmek neden bu kadar zor? Üst üste babası, kendisi, dedesi, hani 3 nesil veya 2 nesil
uçmuş böyle, başarı sağlamış, yarışmaya girmiş, birinci olmuş, derece almış, kendini ispatlamış. Evet. Bir soy var mı bildiğin? Senin sorun güzel. Şimdi biz iyisini damızlık yapmazsak altından gelen kuş da yok. Yani bir tanesi, bak geçen röportajımda da söyledim. Bu kuşların arasında mesela bir çift güvercin koydum. 10 tane yavru aldım. 10 taneyi de uçurdum. Bir tanesi aşırı güzel oldu. Lider vasfı taşıyor. Yani bir ailenin nasıl bir lideri var? Öyle bir şey. O lideri önemli olan damızlık ya. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanlar ne yapıyor? Ya bir tane uçuruyorlar, güzel oynuyor. Bütün 7 sülalesini damızlığa alıyor. Ya bu kuşun halasına çeken var, teyzesine çeken var, amcasına çeken var, dayısına çeken var. Ya bir adamın dayısı ayyaştır, amcası şeyhtir. Camiden çıkmaz. E sen şimdi onları karıştırdığın zaman ondan sonra başlarsın. Ya ben bir kupa aldım örneğin. Ya ben bu kupayı aldım da hiçbir tanesi daha oynamadı onun gibi. Bak ben bunu tenzih ediyorum, yani kimse yanlış anlamasın. Ben yaklaşık 7 tane 8 tane kupa aldım. Kuşlarımın soyları efsane. Bir tanesi 30 metre oynadı. Bir tanesi 25 metre oynadı. Bir tanesi 20 metre oynadı. Bir tanesi 15 metre oynadı. Ama istediğim dereceye getirdim. Çünkü ben kuşta hatayı kabul etmeyen bir insan. Hatayı kabul edersem ben bu kuşçuluğu yapmam. Niye yapmam? Az önce sana başından söylediğim gibi. Ben çocukluğumdan beri güzel olan bir şeyi severim. Ben bir yerde oturduğum zaman her şey güzel olacak. Kuşlarda da öyle olacak. Ben o hatayı kabul etmediğim zaman ben onun, o kuşun altından gelen kuş da inan ki hata çıkabilir. 10 tane de bir tane onu da eleyeceğim yani. Ben biliyorum eleyeceğim. Ama insanlar onu yapmıyor. İnsanlar bir tane kuş oynadığı zaman, ya bunun amcası güzel oynadı, koy damızlığa, fiziği güzeldir, koy damızlığa, öyle olmaması lazım. Kuşun liderini çıkarmanız lazım. Lider damızlık olur. Bugüne kadar emek vermeden hiç eline iyi kuş geçtiği oldu mu? 96 yılında Kadife Kale'de oturuyorduk. Benle ufak kardeşim, tanıştın zaten, Cesur. Kuş uçuruyoruz ama hiç kuşumuz yok. Yani güzel bir kuşumuz yok. Daha yeni başlamışız. Mardin'i aramışız, buraya aramışız, kuş gönderecekler bize. Bir tane sayacı vardı yan tarafımızda. Taklacı beslediğimizi biliyordu. Bir tane beyaz indi onu. Hemen o da kutuya koydu. Getirdi, bize verdi. Biz de 5 kilo buğday verdik. Lan kuşu aldık, baktık her tarafı sapsarı. Tetra metra vermişler. Kuş hasta. Benle birader dedik, keşke almasaydık. Ama dedik, bunu almazsak yarın öbür gün çocuk başka kuşlarımızı yakalar, vermez biz. Der ki nasıl olsa bunlar iyi kuş olmasa almazlar. Kuşu getirdik, koyduk. İyileştirdik onu Erman. Ondan sonra uçurduk bu kuş. Kuşu uçurduk. İnan Allah'ta Türkiye'de kimse onun gibi, onun güzelliği kadar kuş yoktu. Kadife Kale'de uçuruyorduk. Yaklaşık bir 3 saat uçuyordu. 20-25 sefer yapıyordu. Bir de sana şöyle bir anasını da anlatayım. Biz o zaman balkonumuz 2 metreydi. Balkonda uçuruyorduk. Kuş bütün faaliyetleri balkonun içine girip yapıyordu. Altta bir yol vardı böyle. Ama arabaların geçtiği yol değil. Kapımızın girişi. Ondan sonra oraya giriyordu bir iki kere. Ondan sonra vura vura kapının önüne iniyordu. Benle birader uçurduğumuz zaman diyordum hadi kalk, beyaz inecek. Abi diyor, iniyordu birader, kuş iniyordu, kapıyı açıyordu, kapıdan taras katıydı bizim ev, yukarıya kadar çıkıyor. Öyle bir güzel bir tane emek vermedi. Ya yani ben onun o zaman 5 kilo buğday 1 milyon para yapıyordu. 1 milyon mu 1 TL miydi bilmiyorum. Adını da 1 TL koymuştum. İnsanlar bizimle diyalogları yoktu o zamanlar. Hani kimseyle diyalogumuz yoktu kuş hakkında. Gidiyorlardı, Salih abiyi tanıyorsun, Salih İyem. Onun yanına gidiyorlardı, diyorlardı Allah için gel bizimle. Mehmet seni tanıyor, o kuşu bize uçursun. Yani öyle büyük insanlar. Hatta bir ara evimizin karşısında bir kahve vardı. Vallıların kahvesiydi. O kuşu bir gün uçurduk. Vallı bir abi vardı, adını unuttum. Siyah bir Mercedes'i vardı. Çağırdı beni, küçüktü benimle birader. Dedi cebimdeki bütün parayı vereyim, o kuşu bana ver. Çıkardı bu kadar. Kumar oynatıyorlardı orada. Bu kadar para çıkardı, dedim altındaki Mercedes'i de versem vermem. Öyle de güzel bir kuştu. Evet. Kuşun ana vatanı diyebilir miyiz? Evet, ana vatanındansın. Mardin'de bu işi köklü, böyle ailecek yapan, uzun yıllar iyi kuş beslemiş, böyle aileler,
tabii, ustalar kimler tabii. var onlar hakkında biraz. Tabii şimdi ben bir aileyi başta söyleyeyim. Bunlar Kur'an'da da geçer. Ensari'de. Yani Kur'an okuyan insanlar bilir. Ensari ailesi çok köklü bir aile. Bunlar eskiden Mardin'in büyükleriydi. Yani böyle hem zengin, içinde diyorum savcı, hakim, her türlü insan çıkmış, okumuş insanlar. İlk Mardin'de bu insanlar bu kuşları besliyor. Eskiden Mardin'de kültürlü insanlar beslerdi kuş. Mesela o ailece hepsi bu kuşları beslerdi. Güzel kuşları vardı. Ondan sonra rahmetli olan ustalarımız vardı. Hepsini rahmetle anıyoruz. Şimdi yaşayanları söyleyeyim. Şimdi bize yaşayanlar lazım. Doğru mu? Mesela Nihat abimiz var. Nihat Topal'ı. Çok iyi kuşçudur. Çok iyi bir ustadır. Nereye giderse gitsin kuşu beğenmediği zaman döner der ki bu kuşa hizmet vermeyin. Abi bizde yok ben göndereyim der size. Öyle bir yapıya sahip bir adam. Yani bu kuşçuluk için Mardin Dernek Başkanı'dır da bu kuşçuluk için de çok faydalıları olmuş. Yani güzel şeyler yaptı. Ondan sonra benim ustam dediğim Süleyman abi yok. Süleyman abi de dernekçilik yapıyordu ama kuşun pirinden Allah. Yani kuşu yerde bırak, kuşu 100 metre ileriye götür, ona bırak, şöyle kuş kanadını çırpsın sana sülalesini sayar. Yani diyebilir ki bu kuş iyidir ya da kötüdür. Ondan sonra bizim Amak ailesi var. Tanıyorsun sen de zaten. Murat abi, onun abileri var, Rezanlar, Yaşarlar var. Yaşar abim de çok severim o aileyi. Zaten kuş da gönderiyorum onlara. Onlar da bana kuş olduğu zaman onlar da gönderir bana. Ondan sonra Mardin'in Kabala köyünde bir aşiret var. Onlar da çok eski kuşlar var. Hatta onların kuşları bende var. Geçen sefer sana attım ya bir daha olsun sarı kıllar. Onların hemen hemen soyları 100-150 seneye dayanıyor. Ama biz onları şimdi artık 70 sene diyoruz. Yani o kadar insanlar kuşlara sahip çıktı ki artık diyemiyoruz Mardin. Bundan 7 asır önce kuş vardı bizde. Bizim kuşlarımız Nusaybin'den, mağaralardan beslenen kuşlardı. Oranın tarihi de 7 asırlık bir yerdir. Onun için böyle büyük aileler var. Daha aklıma gelemediği çok aileler var. Gerçekten de hepsinin daha önceki besledikleri kuş merakı aynıdır. Şimdi de aynı. Kuş dik gidecek, kuş giderken kendiyle uğraşmayacak, kuş cephesine oynayacak şöyle. Gitti mi böyle gidecek. Bizim Mardin'de Erman, şunu da söyleyeyim sen sormadan. Bizim Mardin'de kuş geldi diyelim, festival oluştu, geldi böyle. Şöyle döndü ya, onu sevmezler. Ben de öyleyim. Mesela kuşum geldi buraya, tek cephede bitirecek. Böyle sağa gideyim, sola gideyim. Ya sen bir kuşsun yani, senin çıkacağın 15-20 metredir. Sen nizami çıkman lazım. Ben senin altında 5,5 saat bekliyorsam bana o zevki vermek zorundasın. Ya da beslemem kardeşim. Besleyen olursa hayrını görsün. Ben istemiyorum. Kümesleri en son geldiğimden sonra değiştirmişsin. Yerine evet. Bir iki kümes daha gelmiş buraya. Evet. Şöyle bir gezelim arkadaşlara evet. Kümesleri de gösterelim mi abi? Olur mu? Gösterelim. Tamam abi. O zaman şöyle hemen beraber kümesleri. Buradan mı başlayalım? Olsun. Sen bilirsin nereden istersen abi. Sana kalmış. Ben hatta Erman böyle bir şey yapalım. Mehmet abimizin mekanı arkadaşlar burası. Şurada bir beyaz kümesi var. Şurada bir ufak kümesi var. Buraya da burayı yeni yaptı Mehmet abi. Ermancığım, Mardin'in eski kuşları. Bunlar Mardin'in eski kuşlarıymış arkadaşlar. Evet. Bu kuzular bende yaklaşık bir 6 çift var şu an. Sana dediğim yere gönderdim, villaya gönderdim. Onları çeksem ben Mardin taklacıları arkadaşlar, Mehmet abimizin orijinal. Yine aynı familya var. Bu da bizim Mardin'in açık mavileriydi. Bu da bizim Mardin'in eski kuşları. Bu kuş 12 yaşında. Bunları böyle özel yavru çekti. Yavru gibi duruyor, genç duruyor ya. Evet, 12 yaşında. Çok güzeller maşallah. İstiyorsan öbürlerini de çıkartayım. Bu beyazımızı Şahin vurdu Erman biliyorsun. Şuna Şahin vurmuş abi.
Bak bunlar da Mardin kuşu bak. Maviler. Biberli. Evet, biberli teperi de var. Teperi de kalktı, taklayı yaptı. Diğer tarafa geçelim. Evet. Buraya mı geçelim? Buraya geçelim. Burada ne vardı? Burada ağırlık. Benim beyazlarım var burada. Şöyle. Kapat kapıyı istersen. Bunları fazla çıkartmayalım. Bu maviyi geçen sefer geldiğinde çektin zaten. Evet. Çıkar abi içeriden evet, şöyle bir. Benim mavilerim. Burada şey de güzel. Görüntü net çıkıyor burada. Güzel çıkıyor. Şu kuşu da çek. Bu benim kızılım. Kızıl. Kırmızı göz mü bu? Sarı göz mü? O bunlar yumurta üzerinde abi. Şimdi ben bu kuşları avlatayım kardeşime. Nedir, necidir abi bunlar? Anlat. Bu mavim Aydın abiye bir tane mavi tepeli uçurmuştum. Evet. Bizim Serdar Sedat abi var hakem. Evet. O kuşu o da puanlamıştı. Martı vurmuştu. Bu benim mavilerimden. Bu da aynı cins mavisi. Bunlar benim mavilerim. Beyazlar bir soy mu? Beyazlar bir soy. Tek bir soy girdim içine. Onları da Mardin'den getirdim. Onları ayrı. Bunlarla karıştırmamış. Onlardan şimdi bir kan alacağım. Bunlarla kırmam için. Kırmam için böyle getirdim. Bu çakmaklı da Avrasya'da üçüncü olan kuşun kardeşi. Bunu da uçurdum ben. Ondan sonra şeye vermiştim. Bizim Ahmet abiye vermiştim. Bu mavim de Ahmet abi dedi. Geçen sefer geldiğinde hatırlarsan ben dedim ki burayı yeni yapmışım. Evet. Kuşlarım burada değil. Yani benim İzmir'de çoğu yerde kuşlarım var. Herkes biliyor. Ben zaten bir dönem 150 çift kuşumu çaldılar. 150 çift. Hepsini de seçme yapmıştım. Kendim gittim ve izledim. Mesela Kütahya'ya gittiğim zaman da gidiyordum bir hafta, 10 gün kalıyordum. Bu zaten geçen sefer geldiğinde bu beyaz vardı tek bende. Bir daha aç abi şöyle içeriye şöyle yuvadakiler çekeyim ben. Şu da öbür çakmaklının kardeşi, yavrusu da var. Burada iki tane ufak yavrumuz var, bunlar, yeni çıkmış. Bunların yavruları. Öbürleri de zaten gördüğün gibi hepsi. Burada 2-3 tane yumurtada yatan var, altta var. Maşallah. Küçük meyve kasalarına mı? Ne güzel yapmışsın evet. Yuvalıklarını ya. Evet. Ben şey yapıyorum ya. Ben temizlemesi de kolay, kaldır at onları. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da söyleyebilir miyim Erman? Abi, ne demek? Şimdi kurtçulukta yer önemli tabii. Ama böyle çok yeri de süslemek, hani bunu hani villa tarzına getirip iyi kuş olacak diye bir şey de yok. Mesela bir restoranta gidersin, dekor 10 numara. Ama yediğin yemek 0. Ama bir tane dönerci var sanayide, millet kuyruğa girer. Lezzet önemli. Bizim için de oyun önemli. Mekan önemli değil. Eyvallah. Geri dönüşüm yerimizdir. Kendi yerimiz olduğu için besliyoruz. Eyvallah. Şimdi burayı da açayım. Sabah uçtu ama. Yani. Evet. O yavru ne kadar güzel olmuş öyle ya. O yavru, hatırladın mı o yavruyu? Yok, hatırlamadım. Şu bak şu yavru vardı ya şu. Evet. Bu dışarıdaki anne babası bak şu mavi. Şu maviler. Sağlıklı kocaman olmuş ya maşallah. Burada da arkadaşlar. Öyle 2-3 çakım var burada da. Tamam, kuşları doyduk Mehmet abi. Gel bir de şeye bakalım. Gel bakayım onu. Tamam, bir daha kaldırdı. Tamam. O uça dursun. Bir de şu şeyleri bize göster abi. Tamam. Gel bakalım bir. Yok yok, daha teki almışım. Bir de sabah misafirlerim vardı. Sana söyledim ya. Sabah olsaydı uçuracaktım. Bir tane mavimiz var. Şimdi uçursak. Burada neler var bize? Bir bunları anlat abi. Abi şimdi bana soracağın soruyu ben sorayım mı kendime? Türkiye tüm
kanatlı kümes hayvanı federasyonu. Bu Aydın abiden. Aydın abi. En iyi fişek mi abi? En iyi fişek. 25 yıllık bak o maviyi kaldırdı bak. Gördün mü? Bunu çekecektik ama geç kalır diye kaldırdı. Neydi bu gelen ya? Umuru mu geldi sakın? En iyi fişek. En iyi fişek. 25 yıllık tüzükteki en iyi fişek. Az önce sana maviyi gösterdim ya dedim kızı vardı. Tepe kaç sefer? Kaç metre? 40 metre gitti. Taban var. Orta taklaları tamam. Dikelmesi süper. Bağlama. Zaten o kuş 14 sefer yaptı Aydın abiye. Ama çok beğendiler kuşu. Derece en iyi fişek evet. Ödülü de güzel bir ödül yani. Tabii. Onlar da sağ olsunlar dediler. Şu ana kadar bütün yarışmalara gittik. Bunun kadar güzel bir kuş kimse uçuramadı bizi. Maşallah. Hem kanat sesi hem gidişi benim mavilerimden. Bu yavru ikincisi kupası galiba diğeri. Şu an 2016, bütün, tabii bütün kupalarda bir tane yavru kupamı. Yani hani ben yavruya o kadar uçurmak için önem vermiyorum. Evet. Sağ ben benim işim ekeyle. Bu da Avrasya oyun kuşu üçüncüsü turnuvada. Evet. Bunu da bu benim için çok önemli bir kupadır. 750 kişiyle yarıştım. 750 kişiyle yarıştım ve inandım. Şahin de kuşumu kovalamasaydı ben birinciliğe oynuyordum. Onun için yarıda kaldım. Ama bu sene koronavirüs olmasaydı yine alacağım Allah'ın izniyle. İzmir taklacı güvercin Eke mi bu abi? Eke. Kaç yılı? 2016-2017. Bunu da Serdar Yurttaş düzenlemişti kupayı. Birincilik mi var? Birincilik abi? Var burada. Şuradan da gösterelim. Birincilik var. Evet. Ondan sonra zaten bu da 2016-2017. Şöyle koyayım bunları. Tamam. Bir tane daha kupamız var. Evet. İlk yarışmaya katıldığım sene 3 tane kupa aldım. Ve 4 tane hakkım vardı. Ben bilmiyordum haklar böyledir. Ben bilseydim 10 tane hak alırdım. 6 kupa vardı. 6'sını da alırdım. Maşallah. Bu birinci, ikinci olan kuşun yavru, bu Eke galiba. Yavrusu evet. Olan, evet. Yavru olan. Bu 4 seferle kupa ikinci aldım. Oldu. 4 sefer. 4 seferle ama artistik puanları yaptığı seferlerden daha. Atım vardı, gezim vardı. Kuş çok mükemmeldi. Maşallah. Burada ne var abi şimdi? Ege bölgesi. Evet. Bu festival üçüncüsü. Tabii. Bunu göstereyim başta. Bu da 2 sene önce şu resimde görünen çakmaklıyla birinci oldum. Maşallah. Resimde. Şu çok değerli benim için. Niye değerli? O zamanlar Ali Ağa'da Taner Tutum vardı. 6 ay boyunca birinci kalmıştı. Mücadele verdim. Onda 6 ay sonra da liderliği aldı. Kimseye de kaptırmadı. Kaptırmadı. Tamam abi onu da koyalım. Bunu böyle koyalım. O birinci, bu da aynı festivalin. Bu da aynı. Onun akabiliğinde 3. 16 sefer yapmıştı benim bu kuşum. Bu kuşum da 19 sefer yapmıştı. Ama bunda mesafe çoktu. 3. olduk bundan. 3.lükten sonra bir tane kızılım var burada. O 4. oldu, 5. oldum, 6. oldum. Ama kupa yoktu onlara. Evet. Derecelere girdim. Bu da güzellik yarışması. Evet, bu güzellik. Erkekler. Evet, bu güzellik. Şey mi, yerde görsel olarak mı? Yerde görsel olarak o kuşu da buradaydı. Dün Yusuf'a gönderdim. Bizim Yusuf yok mu? Evet. Yusuf Gökçe'ye gönderdim. Burada nazara gelir diye oraya biliyorsun fazla kuşçu gitmiyor diye gönderdim. Ama o kuşu da Türkiye'de her yere atarım yani masada. Tebrik ederiz abi. Sağ ol Allah razı olsun. Bugün Mehmet abimizin misafiriydik. Bugün part 2'yi çektik Mehmet abimle. Güzel bir sohbet oldu. Mardin kuşları, taklacı güvercinler üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Sağ olsun o da bizi misafir etti. Yeni kümeslerini gösterdi. Kupaları bu sefer burada. Kupalarını da çektik Mehmet abimin. Evet, evet Mehmet abim söz sende. Kapanış sözü olarak bizi izleyecek arkadaşlara, gençlere tavsiye olarak
Son bir söz alalım abi senden. Geçen sefer söylemiştik zaten Erman. Yani iyi kuş beslesinler. Aynı. Ben yaklaşık bir 10 yerde de röportaj yaptım. Herkese aynı bu lafı söylüyorum. Yani kuş alırken adamın nereye kuş uçurduğu, nasıl bir kuş beslediği, ne dereceler yaptığını bir baksınlar. Araştırsınlar. Araştırsınlar. Burada da zaten bildiğin gibi YouTube kanalım var benim. Mehmet Olcar olarak. Evet, onu da arkadaşlar Mehmet abimiz de bir YouTube kanalı açtı. Evet. Oraya da abone olursanız seviniriz. Ben altta linkini bırakırım abi onu. Aynen. Onu da niçin yaptım? Genç arkadaşlarımız bize ulaşsınlar. İnsanlar iyi kuş beslesinler diye. Burada da herkese teşekkür ederim. Sana da ayrıyeten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O zaman bizi konuk aldığın için. Bizim kanalda da vereceğiz mi o zaman bir çift abi? Senin kanalına bir çift ayıp olur. Veremeyiz. 3 çift vereceğiz. 3 çift mi? 3 çift vereceğiz. Arkadaşlar. Bize yakışan budur. Mehmet abimden 3 çift hediyemiz var. O zaman 3 farklı kişiye mi vereceğiz abi? 3 farklı kişiye tamam. Vereceksin. Çünkü herkes bizim alan arkadaşlar. Geçen sefer çıkan arkadaşlara verdim. Tamam. Kuşlardan çok memnunlar. Telefon numarası da var bende. Yani arayıp sorabilirsin de. Teşekkür ederiz. Çok güzel kuşlar gönderdim. Bu sefer de 3 çift olmasına rağmen yine kendi kuşlarımdan. Tamam. Hatta yavru vereyim. İnşallah iyi kuşçulara çıkar. Söksünler. Tabii söksünler, izlesinler. O zaman arkadaşlar hashtag Mardin yapalım mı abi? Mehmet abi Mardinli. Mardin evet, yapalım. Buradan da bütün Mardinli hemşerilerime selamım olsun. Selam olsun. Her yerde Mardin. Her yerde Mardin. Arkadaşlar hashtag Mardin başlığıyla bu videoya yollayacağınız mesajlar içerisinden Mehmet abimin 3 çift hediye güvercini olacak. 3 evet. Takım. Bizim kanalımızda 3 takım hediye verecek ama Mehmet abimizin YouTube kanalına da abone olmanız lazım. Abone olursanız çok seviniriz. Bu videoya yollayacağınız hashtag Mardin başlığıyla başlayan mesajlar hem içerisinde hem bizim kanalımızda hem senin kanalında. Kura usulü çekiliş yaparız arkadaşlar gene. 3 takım Mehmet abim sağ olsun hediye güvercini var. Gençlere de teşvik olsun. Sağ olsun Mehmet abim. 3 takım ederim. Hediyemiz ayağına var arkadaşlar. Ayağına sağlık. Ben bugünlük, teşekkür ederim. Bugünlük arkadaşlar videoyu tamamladık. Güzel bir söyleşi oldu. Güzel bir sohbet oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.